Beta sürümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Osman'la 3. köprüye geldik. Biraz 3. köprü konuşacağız. Evet Osman, anlat. 3. köprüyü nasıl buldun? Aha, burada. Buldum. Nasıl buldun? Dolandım buldum ya. Dolandım buldum. Ha. Çok zor olmadı aslında. Ya oğlum, Polonezköy'e gidecektik. Polonezköy'e gittik. O kadar olur mu? Biliyorsun, bizim yön duygumuz çok gelişmedi. Ne, mükemmel oğlum ya. Bir şekilde çekecek bir alan buluyoruz kendimize. Tabii canım. Kaza bela buluyoruz yani. Yani. Üçüncü köprü mükemmel. Hemen hemen. %50'sini diyelim. Öyle bir şey. Alttaki yolun %50'si bitmiş de üstteki daha ipler yapılıyor daha ya. İşleri var. Bayağı bir iş var aralarında. Ama bu güzel ya. Böyle İsmi yeşillik. Ne olacaktı onun? Ha? Üçüncü köprü mü olacaktı? İsmi ne olacaktı? Yavuz Sultan Selim mi? Ha, Yavuz Sultan Selim. Çok şey oldu ya. Ne? Siyasi olay çıktı ya. E olsun. Kürtler Aleviler. Öteki Fatih Sultan Mehmet, onda bir olay olmamış. Bunda da olmaz bence. Oğlum tamam, gene siyasete mi gireceğiz ya? Oğlum bu adamlar siyaset izlemeye gelmediler ya. Tamam, o değil de birinci köprüye niye Boğaziçi demişler peki? İlk ya. Bir tane, ona da Boğaziçi demişler. Sonrakine de bakmışlar, bu artıyor padişah gibi. Onunla padişah ismiyle başlamışlar bir yerde. İlk köprü ise bence bir tane beylik ismi verilmesi daha doğruydu yani. Osman Bey deselermiş o zaman, ben ne diyeyim ya, Osman ne yapayım? Osman Bey olur, ne bileyim. Yani ilk ya. Herhangi bir Orhan beylik Bey, Osman Bey. Evet. Bugün insanlara nasıl bir sosyal mesaj vereceksin sarı gözlüklerine? O senin gradyantlı gözlüklerine sen mesaj ver. Niye hep ben veriyorum? Niye hep ben, adam, niye hep ben videolar açıyorum? Hadi oğlum otur lan. He? Oturamıyorum, çok sıcak. Ayaktan otur. İkimiz de. Oğlum niye oturmuyorsun? Motor otursanız da eşek muhabbeti var ya, ona dönecek sonra. Sen otur. Ben böyle iyiyim. Ben öyle iyiyim. Arkadan gelenler de böyle bir taraflarını gösteriyor. Olsun, bir şey olmaz. İnşaat bitmiş herhalde bunlar. İnşaat bitmiş. Valla. Az önce sevişiyorlar çalının arkasında. İlk yok, Börtlen'le başladı. Börtlen alalım diye başladı. Burada Börtlen azaldı, içeri gidelim diye. Ben buraya küçükken yüzmeye geliyorduk. O şey var ya. Aşağıya mı? Plaj. Plaja. Plaja. Öyle yaşanmışlık yani. Söylemek istedim sadece. Valla şey. Ben daha önceden buraya sanırım bir kere geldim. O da büyük ihtimal gene yol kaybetme üzerine yoldu. Bugün eğitim konuşmak istiyordum. Ne konuşacaksın eğitimle ilgili? Sen konuşacaksın oğlum. Ben de seni konuşayım oğlum eğitim. Bence eğitim alınmamalı. Ya eğitimden önce şey diyek ya. Ne? Bu tişörtle, kapriyle motor kullanan arkadaşlar var ya. Abi o şimdi. Abi nasıl bir şöyle şeydir? Bir durum. Hani bak, şey Icarus etkisi falan değil abi o. Abi bak, ben şuna karşı değilim. Adam tişörtle, kapriyle motor kullanıyor. İşte tek teker yapıyor. Kasksız bu arada. Lastik yakıyor. Kasksız biniyor. Ben bunların hiçbirine karşı değilim. Yeter ki başka herhangi birinin tehlikeye atmadığı sürece tekerde yapar, kasksız, şortsuz da biner. Zaten şortsuz binmesi kendinden başkasını tehlikeye atmaz abi. Şortsuz binmek? Ha, donla binen var. Var. Şeyde donla gördük. Ya. Neydi o? Transalp'i mayosuyla kullanıyordu. Ha. Sadece maya vardı üstünde. Evet. Ayak, çıplak ayaklarla mayoyla adam aynen motor kullanıyordu ya. Şimdi hani benim öyle bir şeyim yok. Aa, şortla kullanıyor falan filan. O adamın kendi tercihi. Evet, boş bir tercih. Gereksiz bir tercih. Ama tercih meselesi abi. Tehlikeli bir tercih abi. Abi tehlikeli bir tercih ama işte şey gibi. Ehliyetten aldığın, o ehliyet kursundan aldığın eğitim özgüveniyle trafiğe çıkmak gibi bir şey abi. Ehliyet kursundan aldığın nasıl bir özgüven var ki abi insana? Abi, kullanmayı bilmiyorsun ki çıkarken. Tamam da orada öyle bir özgüven veriyor ki. Eğitim farklı bir şey ulan ama. Ulan gittim bir tane YBR, hiçbir şey bilmiyorum. Allah. Burada debriyaj var. Burada fren. Hiçbir şeyim yok yani. Hiçbir fikrim yok. He. Motora dair. İşte geldi. Bak dedi, burası fren, burası debriyaj, burası vites, burası arka fren. Hadi yürü. Daha önce araba kullandım. Tamam o zaman git dedim. Nasıl olacak o işte? İşte arabada gibi debriyajı da yavaş yavaş bırak. Bir iki gittim. Stop, bir iki gittim. Stop, stop derken abi. Öyle öğrendim. Şimdi ondan sonra şöyle bir şey. Ulan demek ki motosiklet kullanmak çok kolaymış. Bu kadar abartmanın bir anlamı yok. Muş. He, muş şeyiyle trafiğe çıkınca ondan sonra ilk arabayı patlıyorsun. Sollarken patlayabilirsin. İşte bu da o özgüvene benziyor abi. Adam çok iyi sürüyorum falan. Şortla yazın ortasında şeye ne gerek var? Zaten kışın da takmıyor da bir şey.
Yani elinden gelse kışın şortla binecek. Yani eğitimin önemli olduğunu adam ilk kazadan sonra anlıyor. Ya da ekipmanın. Evet, bu arada hani motoblogçular da kaza yapmaya başladı. Evet. Herkes, abi kaza yapabilir. Olsun. Herkes. Biz de yapabiliriz şuradan dönerken. Tabii ama canım. Kaza yapmak şey değil yani. Hani bir çok iyi bir motosiklet kullanmayı bilmiyorsun. Onun için kaza yaptın. Gerizekalı falan gibi bir durum yok. Kaza lan bu zaten. Kaza oluyor abi. Yani olacak. Abi en deneyimli adam şey bile ayağını kırmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ayağını mı kırmıştı? Kim o? Kenan Sofoğlu. Abi kırmıştı. Abi o adamlar zaten antrenmanlarda geçen şey Toprak Razgatlıoğlu köprücük kemiğini kırdı. Köprücük kemiği kırdı. Ona da geçmiş olsun buradan. Aynen öyle abi oluyor. İşte motoblogçu bir eleman piste kaza yaptı mesela. Evet. Ama yani, eğitim elini kırdı adam. Çoğu şeyi tolere ediyor abi. Eğer ben ehliyetten sonra eğitim ehliyetten önce mi aldım ben? Ha, oğlum sen motor almadan önce ilk yaptığım şey ehliyet, kıyafet, eğitim. Sonra motor aldık. Tamam. Zaten motor seçmek de uzun sürdü evet, seni. Tamam. Motor seçtik sonra trafiğe çıktın sen. İşte o eğitim almamış olmasaydın ben. Doğru virajda, kurdum değil mi cümleyi? Eğitim almamış olsaydın ilk virajda yatırmıştın abi motor. Bak virajda değil. Belki virajda da yatırmıştım da. Ben şeyi çok net fark ettim. İlk böyle yola tek tek çıkmaya başladığımda işte sensiz. Aha. Şey oldu abi. Önümde bir tane araba cort diye durdu. Arkasından gidiyorum. Bir tane boş yani fren mesafem yetmeyecek çok belli. Boşluğu göreceksin. Boşluğu abi. Gördüm ve arabanın yarısına kadar geldiğimde durmuştum. Abi ben muhtemelen eğitimi almamış olsaydım ben o arabayı arkadan çok güzel patlayacaktım abi. Muhtemelen böyle 2-3 kere patlayacaktım. Ondan sonra motor da ne tehlikeli şeymiş deyip bırakacaktım yani. İşte YouTube'da kanallar var. Onları izliyorsun abi. Hani isim vermeyelim şimdi. Ver abi. Türkiye'de kaç tane kanal var? Türkiye'de aslında şu var. Motoblogçan çok anlatan birileri yok düzgün. Tamam yok. Biz de çok düzgün anlattığımızı düşünmüyoruz ama tamam. Mesela diyeyim altın elbiseli adam hani tamam, bu iş motora başlamadan önce bile birkaç sene herhalde sadece onları izledik ya. Tabii abi zaten motora başlayacak adamın o eğitimi alsın malsın onları yapsın zaten bir de otursun. O bütün canlı yayınları o hayati bilgileri bilmem neyi hatmetsin yani hepsini tabii teker canım, teker biz. Hepsini bir tokatlasın. Ondan sonra baksın yani aynen nedir ne değildir. Onu izlemesi mutlaka gerekir. Zaten şöyle bir şey var. İnsanlar yavaş yavaş yani bilinçlenen tayfayı görebiliyorum abi. Scooter bile kullansa hı hı. Abi adamın dizliğini geçtim. Korumalı pantolonu var. İşte komple kıyafeti var. Aynen. Ayakkabısı falan var. Ya dedim keşke herkes böyle olsa abi. Tabii abi aynen öyle. Dur ben şurada bir su alayım. Herkes ölümüne motorcu. Ölümüne motorcu işte. Ya o şortla kullanan tayfayı falan çok yadırgayamıyorum. Hı. Adamın kendi tercihi abi. Şurada şey, var da abi. Diyemiyorum ya. Yani. Var var benim kendi su. Tercihi bir şey diyemiyorsun abi. Ne yapacaksın? Şortla sürsün. İşte eğitim almak istemiyorum. Eğitim dediği şey ilk kitabı 500-550 lira bir şey. Almak istemiyor abi adam. 550 lira çok geliyor. Ama abi hiç olmadı 20 liralık işte bizim anlattığımız vardı ya. Şu köşede diye videolarda koyarız. Şu köşede işte 100 strateji muhabbeti kitabı vardı ya abi. İlk biz anlatmıştık. Abi o adam zaten kitap okumuyor. O kadar hayır okusa 20 lira lan. Hani işte hayati olarak test edilmiş, onaylanmış şeyleri adama videolaştırmış, kitaplaştırmış okuyor. Eğitim mutlaka alın. Eğitim haricinde ekipmanlarını mutlaka bir şekilde çoğunu şey yapın. Yani şöyle söyleyebilirim size. Ekipman olayı neden önemli? Ya bunu parça parça başlamayın. Ucuz da olsa bir şekilde başlayın. Sonradan mesela diyelim şey gibi oyunlardaki gibi. Kask mesela kaskın, ceketin, eldivenin var mı abi? Var. Bir müddet onları kullandın mı? Kullandın. 1-2 sene. Abi level atlat ondan sonra kaskını, ceketini, eldivenini. Aynen öyle. Onları teker teker hani bir anda alamıyorsan bile hepsini hepsinin biraz daha uygun fiyatlısını al. 1000 liraya hemen hemen her şey toplanıyor abi. Motor alırken de ona göre paranız olsun veya ona göre 1000 lira, 2000 lira biraz fazla kredi çekin ki hem eğitimi hem de kıyafeti kapatsın arada. Son olarak YouTube'da size sürüşle ilgili, güvenlikle ilgili öneriler veren motovlogçular olabilir. Baktınız o adamlar şortla, tişörtle motosiklete biniyor ama size tam koruma gezin diyorsa o adamı izlemeyin, dinlemeyin abi. Yapanlar var mı abi? Var. Yapanlar var. İzlemeyin, dinlemeyin abi. Bir adam söylediğini kendi yapmıyorsa o zaten o işe inanarak söylemiyordur. İşi inanarak yapmıyordur. Yapmıyordur. Yapmayın abi. Dinlemeyin. Ki yani bu şekilde eğitmenler de yapıyor abi evet, bunu. Eğitmenler var. Bir iki tane kanal var abi. Eli yüzü düzgün.
gidin izleyin onları. Eğitiminizi alın. Doğru düzgün çıkın trafiğe. Manyak dolu. Tabii havalar sıcak olunca abi. Aynen öyle. Kazalar da arttı. İnsanlar patlıyor bir yerden. O dikkatli zaman ben gidiyorum. Ne oldu? Hadi sen git. Hadi görüşürüz. Oğlum çok sıcak. Burada da gölge yok lan.